sevgili anne. Bugün ailen ve bebeğin için tavuk suyu çorbası yapacağız. Tavuk suyu hazırlama videosunda hazırlamış olduğum tavuk suyunun 2 bardağını aldım. Yaklaşık 2 katı yani 4 bardak da temiz su ekledim. Sıcak su ekledim. İkisi de sıcak zaten. Ve ocağın altını büyük başta orta ateşte açtım. Ben 4 adet 4 ya da 5 adet bageti hazırladım. İri iri didikledim. Bu şekilde çorbanın içine ekliyorum. Tabii soğuduktan sonra didikledim. Sıcak sıcak didikleyip ellerinizi yakmayın. İri iri yaptım. Çünkü biz böyle seviyoruz. Tercihinize göre yapabilirsiniz. Neden baget kullandım? Göğüs eti tel tel ayrıldığı için çorbanın içinde hoş durmuyor. Bu sebeple ben bagetten yapıyorum. 2 su bardağı tavuk suyu, 4 su bardağı su, 4-5 baget ayıklanmış halde ve kurutmak için de ben yulaf kullanıyorum. Çok fazla koymayacağım. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar pirinç ya da şehriye yerine yulaf yapıyorum. Çorbamız kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika bu şekilde pişecek, yulaflar yumuşayana kadar. Yumuşadıktan sonra zaten tavuklar pişmiş durumda. 6 yemek kaşığı ev yoğurdum var. Ve bir silme yemek kaşığı da unum var. Bunları karıştırıp unla yoğurdu birbirine iyice karıştırıp özdeşleştirip kaynayan çorbama ekleyeceğim. Bir 2-3 dakika kaynayıncaya kadar karıştıracağım ve birkaç dakika daha kaynatıp altını kapatacağım. 1 yaş altıysa 1 yaş altı bebeklerde tuz eklenmiyor ya da çok az ekleyebilirsiniz. Çünkü 1 yaş altında tuz böbreklere aşırı yük bindiriyor. 1 yaş üstü bebeklerde ise ben normal aile ölçümü zaten az tuz yiyoruz. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Çok miktarda yapmıyorum bu çorbayı. Çünkü ne kadar kısa sürede tavuğu tüketirseniz o kadar iyi. Bir de limon eklemiyorum. Çünkü limon durdukça tadını bozuyor. Limonu yerken, servis ederken ekliyorum. Bu çorbayı aileniz için tavuklar böyle löp löp şekildeyken, iri şekildeyken tüketebilir. Bebeğinize verirken de robotla çekip pürüzsüz bir kıvam kazandırabilirsiniz. Gerçekten lezzetli, besleyici ve şu anki zamanı yani kış aylarına uygun bir çorba. Çorbamın kaynamasını bekleyeceğim. 10 dakika kaynatacağım. Ve bu arada ben de terbiğimi hazırlayacağım. Hadi terbiğimizi evet, tavuk suyu çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. 6 yemek kaşığı ev yoğurduna bir silme yemek kaşığı unumu ekliyorum. Sonra çatalımla güzelce harmanlayacağım. Harmanlayacağım ve çorbam kaynıyor. Kaynayan suyumdan buraya 5-6 kaşık ekleyerek çorbamın ısısına yakınlaştırmaya çalışacağım. Bunu neden yaptığımı bütün ev hanımları biliyor zaten. Çorbanın kesilmemesi başka bir deyişle ani sıcaklık şokundan topak forma geçmemesi. Evet, unum iyice karıştı. Şimdi çorbamızdan 5-6 yemek kaşığı sıcak su ekleyip ısısını çorbanın ısısına yaklaştırmaya çalışalım. Evet, şimdi çorbam kaynamaya başladı. 10-15 dakikaya yakında pişti. Ben buraya 10 yemek kaşığı çorba sıcak çorba suyundan koydum. Şimdi terbiğimin yani yoğurt ve unumun ısısını çorbamla dengelemeye çalışacağım.
Yavaş yavaş bekliyorum. Biraz daha ekleyeceğim. Yaklaşık 5 yemek kaşığı daha ekledim. Evet, iyice ısındı. Yoğurdumu ben 1 saat önceden çıkarmıştım. Çok soğuk değildi. Evet. Şimdi çorbamızla terbiyemizi buluşturabiliriz. Yavaş yavaş terbiyeyi şöyle karıştıra karıştıra ekliyorum. Çorbamın rengi beyazlaştı. Şimdi kaynayıncaya kadar karıştıracağım. Kaynadıktan sonra 2-3 dakika pişirip çorbamı demlenmeye bırakacağım. Çorbamız 2-3 dakika kaynadı. Gördüğünüz gibi hiç kesilmedi. Ben tuz eklemedim. 1 yaş altı bebekleri düşünerek. Ancak 1 yaş üstü ise bir çay kaşığı tuz ekleyebilirsiniz. Onun içeceği miktar kadarını robottan geçirip ona ayrı. Kendinize de bu şekilde servis edebilirsiniz. Size ve bebeğinize afiyet olsun. Sevgiler. Merhaba anneler. Bugün tavuk suyu hazırlama videosu çekmiştim. Bu tavuk suyundan bir çorba yaptım. Bol tavuk etli tavuk suyu çorba yaptım. Suyuna arpa şehriye pilavı, bagetlerden birini ayırdım. Hafif yağda döndürdüm tuzla ve yanına salata yapıp bir menü oluşturdum. Siz de hem bebeğiniz hem de kendi aileniz için bu şekilde bir tavuk suyu haşlama, kaynatma amacıyla yola çıkıp bir basit bir menü günlük hazırlayabilirsiniz. Herkese afiyet olsun.